Dilinin kemiği, belinin fıtığı olmayan kuklagillere haber hoş geldiniz. Bir kere daha biz Aylan Süren'in başına geldik. Sevgili seyirciler, gün geçmesin ki dün geçmesin, hafta gelmesin ki ay geçmesin, yıl bitmesin ki Efendim, tamam. Evet sevgili seyirciler, korona vakaları ile ilgili bir son dakika Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama varmış. Hemen Ankara'ya bağlanıyoruz. Son rakamları alacağız galiba. Disko. Nasıl ya? Korona Korhan bu. Bakan yok mu kardeşim? Sayın basın mensupları, çok değerli vatandaşlar ve aziz korona yoldaşlarım. Evet, ben Korona Korhan. Basın toplantımıza hoş geldiniz. Vay arkadaş, basın açıklaması yapacak kadar yayıldılar demek ki bunlar ya. Malumunuz Sağlık Bakanımız her akşam basın açıklaması yaparak vatandaşları bilgilendiriyordu. Tabii ki olayın birinci muhatabı olarak bu konuda açıklama yapmamam ve meydanı onlara bırakmam söz konusu olamazdı. Bir kere şunu açıklayalım. Sayın Bakan'ın açıkladığı rakamlar tamamen manipülasyondur, aldatmadır, kandırmacadır, gerçekleri saptırmaktır. Halk kandırılmak suretiyle aldatılmak isteniyor. Ey halkım, Sağlık Bakanı'nın verdiği rakamlar doğru değildir. Yani kral cıbıldaktır. Açıklanan rakamlar tamamen bir koronavirüslerini yıldırmaya yönelik bir algı operasyonudur. Ama yılmayacak, pes etmeyecek, yayılabildiğimiz kadar yayılacak, dünyayı ele geçirecek. Herkes şunu bilsin ki, bu sondan kaçış yok. O yüzden bizi fazla uğraştırmayın, teslim olun bitsin bu iş. Resmen tehdit ediyor, edepsize bak. Terbiyesiz pandemik partikül. Disko. Bana baksana bir sen, korona bozuntusu. Bir bak. Bir dakika. Ferruh Kaledir'in sesi mi bu? Benim. Sen orada artist konuşuyorsun ya, konuşamayacaksın artık. Sonun geldi oğlum senin. Nasıl geldi, anlat da öğrenek kardeş. Nasıl mı geldi? İzle gör. İzleyek. Değerli basın mensupları, toplantımızı ara veriyor. Şu Ferruh bir şey yayınlayacak, onu izleyek, devam edecek kardeş. He gir bana Ferruh. Koronaya üzülüyorum, aslında koronanın çaresi var. Mesela ben Cumhurbaşkanlığı halkla ilişkileri aradım, açmadılar. Ya şimdi havadan karadan operasyon lazım buna. Virüse yani. Havadan klor gazı atılacak. Yerden de kuş burnu nar çiçeği. İptal işte ya. Ana bu ne ya? Adam bizi yok etmenin yolunu bulmuş ya la. Mahvolduk biz. Değerli basın mensupları, artık teslim oluyor. Biz bittik. Yaşama şansımız yok. Biz kaçıyor. Hadi eyvallah. Evet, görüyorsunuz sevgili seyirciler, bir vatandaşımızın bulduğu kuşburnu ilacını duyan koronavirüsü tası tarağı toplayıp nasıl da kaçıyor. Oh be, kurtulduk. Allah'ım yarabbim. La Ferru, sen iyi misin oğlum? Kuşburnu ne la? Yok üzüm suyu hocamıyla gelir üstümüze. Yine bir şey olmadı buna. Havadan klor gazı karadan kuşburnu ne la? Ben özellikle kuş burnundan çok tırstım. Sonumuz geldi, iğne aldım yani. Valla bu abiyi kutlarım. Kutlarım bey abi. Hemen arkadaşlara talimat veriyorum. Bu arkadaşa kesinlikle dokunulmasın. Allah korusun, klor gazıyla kuş burnunu verir, bizi duman eder bu bey abi ya. Çok güldüm ya. La Ferru, bizi güldürdün ya, Allah da seni korona etsin la. disko. Arkadaş, hiçbir şey etkilemiyor bunu. Nasıl bir belaya çattık biz ya? Kuş bunu dedi ya. Neyse, toplantıya dönüyorum. Ya yıldım artık arkadaş, ne halin varsa gör ya. Pis, zibidi, bücür, virüs bozuntusu ya. Gelelim bugünün gerçek rakamlarına. Elime ulaşan Hastalık Bakanlığımızın. Dikkat ederseniz Hastalık Bakanlığı dedim. Sizde Sağlık Bakanlığı var, bizde Hastalık Bakanlığı. Lütfen bu ince mizaha dikkat edelim. Evet, Hastalık Bakanlığımızın rakamlarına göre bugün Türkiye'mizde bulaştığımız vaka sayısı tam tamına 99.999.999. Ama şimdi nasıl olur? Kim, bir şey mi sordu biri? Evet, ne nasıl oluyor bayan hanımefendi?
Buyurun. Ülkenin nüfusu 82 milyon. Nasıl oluyor da 99 milyona bulaşıyorsunuz? Demek ki memleketi doğru saymamışlar. Kaçak göçek var memlekette. Evet, gelelim iyileşen hasta sayısına. İyileşen hasta sayısı sadece 5 kişi. Onlar da nasıl iyileşti bilmiyor. Demek ki tam anlamıyla akciğerlere nüfuz edemedik. Konuyla alakalı olarak söz konusu beceriksiz virüsler hakkında gerekli incelemeler başlatılmış olup kendilerine görevden ilk çektirilmiştir. Haklarında yasal işlem başlatılmıştır. Virüslük hayatları bitirilmiştir. Şu anda herkes hasta. Herkes pandemik partiküler embriyolojik seviyede pozitif vaka durumunda. Yaklaş yaklaş. Yaklaş da tam bulaştırayım ya. Biraz da şuraya yaklaş. Oh, bulaştık. Hadi selametle kardeş. Evet, şu anda bir kişiye daha bulaştırdım. Tam 100 milyon oldu vaka sayısı. Diska diska diska. Yuh ya adam, kaçta göz arasında biri daha hasta etti ya. Pis mikrop, pis pandemik partikül, bir endoplazm retikulum kılıklı hücresel gork cisimci pisliği. Evet, hastalığımızın illere göre dağılımına gelince en çok yayıldığımız şehir İstanbul. En az yayıldığımız şehir Bayburt. Evet, Bayburt'ta bir türlü istediğimiz yayılmayı ve pandemik ortam oluşturamadık. Bu vesileyle Bayburt İl Yönetimi'ni bu başarısızlıktan dolayı görevden aldık. Yerine daha sadakatli, daha gözü kara teşkilat üyeleri getirdik. Bayburt'tan daha yüksek rakamlar bekliyor inşallah. Evet kardeş, sorusu olan varsa alak, yoksa şöyle hepinize bulaştırıp gidelim, daha benim çok işim var he. Diska 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 diska. Peki sayın Korona Bey. Buyur kardeş, sor. AVM'lerin açılmasını nasıl karşılıyorsunuz? Tabii ki sevinçle karşılıyoruz. Hatta özel karşılama töreni hazırladık. Mümkün olduğu kadar insan gelsin ki biz de mümkün olduğunca çok bulaşak. Yalnız bir şey anlamadık kardeş. AVM'ler açılırken camilerin açılmaması kafamızı karıştırdı. Altında bir şeyler var bunun. Yoksa niye AVM'ler açılsın da camiler açılmasın? Yani bize camilerde bulaşın, AVM'lerde bulaşmayın diye bir bilgi gelmedi. Aksine camilerde bulaşmayık. Yani sonuçta biz de dinine bağlı 5 vakit namaz kılan Allah'ın yarattığı virüslerik. Camilerimiz, o kutsal mekanlarımız bir an önce toplu namazlara açılmalı. Bütün camiler tıklım tıklım olmalı. Allah'ım ya Rabbil Alemin, camide cemaatle namaz kılmayı özledik kardeş. Zavkları zavk tutmayı, o tesbihat yapılırken elden ele tesbihler uzatılınca o tesbihlerden cemaate bulaşmayı çok özledim ya. Namaz kılma hakkımız engellenemez. Bunlar camileri kapattılar, cumayı yasakladılar. Bu yasaklarla bir yere varamayız. Şuraya bak ya, virüs virüs değil, bildiğin şarlatan. Dini nasıl da kullanıyor, şuna bak ya. Yani yalnız AVM'ler değil, okullar da açılmalı. Sinemalar, lokantalar, kumarhaneler, pavyonlar, ganyan bayileri, her yer açılmalı. Her yer insan dolmalı. Yeter artık, millet evlerde bunaltmanın bir anlamı yok. Teslim olun, kurtulun. Diska 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 diska. Bakın, sizden korkmuyoruz. Sosyal mesafeye dikkat edip... Sosyal mesafe mi? Evlerimizde kalarak kurtulacağız sizden. Tabii. Kardeş, sosyal mesafeye inanmayın. Sosyal mesafe Avrupa'nın ve işbirlikçilerinin bize dayatmasıdır. Aramızdaki birliği ve beraberliği gasteden dış güçlerin ve piyonlarının bizi bölme projesidir. Ne demek sosyal mesafe? Sosyal mesafeyi savunmak, milletimizi daha iyi ayrıştırmak, bölüp parçalamak isteyen gizli güçlerin emellerine alet olmaktır. Aramızdaki tüm mesafeler kaldırılmalı kardeş. Bu ayrılık, gayrılık tez vakitte bitsin artık. Ey halkım, meydanlarda toplanıp sarılak, birbirimize dokunup yapışak, ayrılmayak. Birlik olursak bizi yıkamazlar, ayıramazlar, bölüp parçalayamazlar. Ama yani siz de istiyorsunuz ki herkes toplansın, çabucak bulaşalım, insanlığı yok edelim. Çok zekisiniz bayağı kurtlarım. Aynen öyle. İnsan neslinin sonu geldi. Orta dünyaya döneceğiz. Elkler, orklar, vizigotlar ve koronalar devri başladı.
Ay bu ne ya? Yakında da Birleşmiş Milletler'de konuşup bütün dünyaya sesleneceğim. Hadi o zamana kadar sağlıcakla kalmayın, kendinize dikkat etmeyin, maske takmayın, ortalıkta dolaşıp pandemik olun, virüse bulaşın, bulaştırın. Hadi görüşürüz kardeş. Diska 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 diska. Yuh arkadaş, yuh ya. Alın işte sevgili seyirciler, sizler sosyal mesafeye uymazsanız, maske kullanıp evde kalmazsanız, Allah'ın bücür virüsü de çıkar işte böyle küstak küstak konuşur. Küstah böcek, küstah pandemik yarasa kılıklı börtü böcek. Evet sevgili seyirciler, Korona Korhan'ın basın açıklamasını getirdik ekranlarınıza. İlk defa bu haberi biz de seyrettiniz. Haberimizi seyrettiyseniz beğenin, yorum yapın, tavsiye edin, abone olun, like mike atın, bir şeyler yapın. Görüşmek üzere, aman evde kalın, sosyal mesafede kalın. Hoşça kalın.